Evet. Hatta dedin ya işte spordan hiç kopmadın mesela, öyle bir soru var. Mesela genç yaşta kazanılmış sağlıklı form Evet. ileriki yaşlara nasıl taşınır, nasıl aktarılır? Evet. 20 yaşında biz hiçbir şey yapmasak, 17 yaşında hiçbir şey yapmasak belki karın kaslarımız görünüyor. Hiçbir şey Aynen yapmasak öyle. yani. Ama sonra biz 40'larda, 50'lerde, 60'larda tamam hani baklava gibi olmasın ama nasıl o sağlam ve sıkı insan olabilir insanlar? Evet, çok güzel bir soru sordun. Çünkü şimdi hep sürdürülebilirlikten de biz bahsediyoruz. Bunu bir uzman olarak da değerlendireceğim. Bir de hani bunun içinden geçmiş biri olarak da hani cevap vereyim. Şimdi gençken hakikaten yani ne yesek hiçbir şey olmuyor. İnsan hissetmiyor ve bütün yaşamanın da böyle devam edeceği yanılgısına da düşebiliyor. Özellikle spor içerisinde büyüyen çocuklar, gençler, bunu profesyonel yapanlar veya amatör yapanlar. Burada verilen eğitimde o anlatılabilirse aslında ileriki yaşantısında o zaman daha adaptif olabiliyorlar. Ama o bilinç verilmediği takdirde ne zaman ki kan değerleri bir geliyor önlerine ya da kendilerinde bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorlar, o zaman büyük bir yüzleşme oluyor. Çoğunlukla da işte 35-40 yaş aralığında bunun nasıl diyeyim artık sonuçları insan hissetmeye başlıyorlar. Ondan sonra da bir aksiyon planı o zaman işte ya doktor geziliyor ya da işte beslenme uzmanlarına gidiliyor. Bunun aslı nedir? Ne yapmak lazım? İşte gençliğimde ben her şeyi yapardım. Yerdim, içerdim, hiçbir şey olmazdı. Ertesi günü bir de maça çıkardım. Evet. Antrenmanı da Ya yapardım. şey var ya mesela işte bizi böyle yakalarlar işte oğlum git şunu al falan işte 15 yaşındasın 25 yaşındasın ya işte üşeniyorum gitmeye markete Tabii. şimdi. Oho ben senin yaşındayken buradan Kadıköy'e koşuyordum diyor mesela. Ya niye koşuyorsun kardeşim yani Evet, otobüse bin. mesela. Yani Bostancı da söylüyor bunu. Kadıköy'e koşuyordum diyor ya.